Yeni formatımız. İzlemez misiniz? Senin için en önemli şey dostluk mu? Sen bizi niye tanımıyormuşsun ki davranıyor ya? Adı konmuş seks mi bu? Seks with me. Me hangisiydi? With me'ydi abi. Canım bu öpüş böyle durmaz. Eğer burada bozulacaksan kalk git buradan. Abi 200 bin bulsam Mesut'un nesini alabilirim? Sen iki kaç para bozuyorsun? Birlikte en utandığımız şey. O anda... Beni beşe böyle... Sorun mu abi? Erken baba olmak. Tutamıyorum abi. İki dakikada mı oldu ya? İki dakika. Küçük piç de benim burada. Bu kız Mesut kokuyor. Aa, dur. İlk yeri. Bu kız radyo kokuyor. Olur. Kendi bilimsel açıklama. Vallahi olur. Ben bunu tokatlıyorum. Zikli gidelim. Bırak iki gibi merdivenlere çıkmışım ben böyle. Oğlum ben ayı mıyım? Ben niye duyuyorum herhalde? Dillerde. Dillerde. Name. Adım. Ne kancıklar var başta. Yine mi bozuluyorsun ya? Acık aşk ettin ya. Şu program o zaman Nifat Bey'in görklüktür yani sen. Senin için en önemli şey dostluk mu? Dostluğuna çok mu güveniyorsun? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Aramıza da kimse giremez mi diyorsun? Öyle mi acaba? Dostluklarınıza elimden geldiğince nifak tohumları atacağım ve bekleyeceğim o tohumlar fidana. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana dönsün diye programda. Bu programda her şey var. Ara bozuculuk, sinsilik, huzursuzluk da var. Neydi o duygu? Şehvet! Dostluğa inanmıyorum. Ne zaman başlayacağız? Fazla Polat'la nifak başlıyor. İlker Gümüş olduk ve Mesut Süre konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben aşağı yukarı 60 bölüm civarı ilişki testi yayınladım. Sence de bu fikir biraz intihal değil mi? Yani, hiç alakası yok. Bunu dostluk düşündük. Testi yapıyorsun. Yani ben ilk programa gelerek bunu normalleştiremem. Bunu düşündük. Bunu çeşitlendir abi. Esnaf testi falan. Müşterinle ne kadar anlaşıyorsun? Arkadaşlar önce program başlamadan önce şöyle bir... Siz iki dostsunuz tabii, ve iki evet. Dost gibi sarılırsanız program başlayalım. Tabii canım. Abi. Ne demek baba? İlker'im, Gümüş'üm. Ya o kadar yalandan sarılıyor ki iki dost bir şu ne abi? Neden abi? İlker'im, Gümüş'üm. Ama o çok seviyorum. İki komedyen konuğumuz. İkisi de stand-up yapıyor. Hatta YouTube içerik müdürü bilmediyse de. Mal müdür mal. YouTube bekçisi abi. YouTube değişim elçisi abi. Yani YouTube'la alakalı bir şey değişecekse önce bana sorman gerekiyor fazla. Böyle kafana göre değiştiriyorsun. Mesut Süre'ye geçersek, Mesut Süre'de ilişki testiyle tanıyorsunuz. Çok başka bir format olan program o. Hoş geldiniz. Kaç yıldır dostsunuz? Kaç yıl oldu abi? 10 mu abi? Kaç? Ya fazladır ya. Fazla mı? 2007 Temmuz'du benim ilişkiden. Dost bir adam, dost. Dostla iki ay tanıştığımızı dostla yani... Abi evet yani... Şubat'tan bu yana sevmiş olabiliriz yani. Gerçek dostluk doğru kişileri getirdiğimizi şu anda görüyorum. Hareket ve tavırlara. Ellere bak. Bir saniye ben burada... Öyle böyle. Böyle. Böyle YouTube'un sahibi davranacaksan yalnız. Gidelim abi. Elçi ver burada. Elçiyim ben bu hareketleri yapmıyorum. Sen kimsin? Kimsin? Sen niye Robert De Niro gibi oldun? Birlikte bir şey. Elçi hanım sen bizi niye tanımıyormuşsun ki davranıyor ya? Birlikte sahneye çıkma falan da var ya. Bayağı bir... 5 sene falan değil mi? Tabii abi. 45 dakika 45 dakika. Sonra niye ayrıldınız? Askere gitti. Anlat. Hayır hayır şey anlat. Yok. Kadıköy'de ilk oyunu ayırmayı anlat. Niye ayırdın İlker'le oyunları? Birlikte ne güzel kazanıyordunuz. Çok güzel sahneniz vardı. Tamam. Ben izlemiştim. İlk yarı sana gülüyordum, ikinci yarı sana gülüyordum. İnsanlar çok hayrandı. Tamam. Sonra niye bölündü? Ne oldu? Ona soracağım. Mesut'a soracağım bunu. Bunun cevabı bende yok. Sen mi ayrılmak istedin? Ben stand-up'ları ayırdım dedikten sonra İlker'in Instagram'ı benim iki katım oldu. Yani insan tek başına çok daha fazla başarılı olabilir. İlker için. Yani. Aynen. Biladerin için. Ben İlker için. Biladerim İlker için. Stand-up'ları ayırdım. Üzüldün mü peki o ayrılınca? Gözüm doldu ya. Hocam üzülmek ne demek? Abi dolar bazen dost. Abi sevgilim var benim. Biz yani kahvaltıya giden insanız pardon da serpme kahvaltıya gidiyoruz. Nasıl gideceğim? Bazen dostluğun gözünü doldurursun onun için. Ben sana olayı anlatayım mı direkt? Nasıl olacak? İstiyor musun gerçekten? Hayır anlat ya. Ben Mesut'tan... arkasındayım anlatayım. Ben bunu beynettim. Beraber sahneye çıkıyorduk. Hatta şey demiştik. Avrupa yakasında herkes takılsın. Anadolu'da beraber oynayacağız. Tamam. Kadıköy'de diye. Evet. Abi bir çarşamba mı salı mı ne? Twitter'a baktım. Mesut Süre tek kişilik gözdesiyle Kadıköy'de. Ya söylemedin sana. Hayır abi ne söylemesi. Sonra niye? Altunizade metrobüsten inmiştik hatırlıyorum. Bir kafede. Evet. Normalde gitmeyeceğimiz bir kafe vardı. Gittik oraya. Oturduk.
Göz dolmaları. Ben onun için yaptım. İki kişi. Takip sayısı azdı. Hayır. Hiç alakası. İki kişi. O zaman Instagram'ım yoktu. Ona benim. Vatandaş gibi geziyor. Yalan baştan başlıyor. Yanımda vatandaş gibi geziyor. Ya benim mircim çoğalsın diye. O yani. Şimdi abi mesela tatile gitme planı yaptın. En iyi dostun Mesut'la ve sevgilinle diyelim. Bunu tamam. Sevgili üzerinden yapıyoruz. Üçümüz mü gidiyoruz? Üçünüz tatil planı yapıyorsunuz. Amerika'ya ama çok uzak bir yere. Ben de gidip vizyona bak. İlker ve sevgilisiyle Amerika'ya gidiyorum. Bulurum orada diye. Hadi bakalım. Üçünüz plan yapıyorsunuz abi. Bütün biletleri alıyorsunuz. Zaten Amerika'da bayağı pahalı. Otel rezervasyonu yapıyorsunuz. Bütün masrafları yapıyorsunuz. Ondan sonra senin tam gideceğiniz gün abi acayip bir işin çıkıyor. Çok acayip ama. Gidemiyorsun. Eşin de diyor ki ben diyor gitmek istiyorum, o kadar masraf yaptık, boşa gitmesin. Mesut zaten siz gelseniz de gelmeseniz de gidecek, o kadar para vermiş. Ya zaten tek başına. Mesut zaten bizle alakası yok. Yok ya. Parayı vermiş gidecek diyor. Mesut zaten başka uçakla gelecek. Orada kardeşim sizin. Abi o zaten mil biriktirmiş diye. Sen bir anda niye koptun oğlum bizden? Buraya kadar beraberdik. İzin verir misin? Abi izin estağfurullah, o izin değil mi? Hayır, şöyle. Bir şey söyleyeyim bak. Ben İlker'in eşiyle tatile gittim mi benim için de böyle bir anda bir kere zaten sakal bırakıyorum, tamam mı? Sıkıntıdan. İlker'in eşini koruyup kollamak güdüsüyle böyle Hercai dizisinin başrol oyuncusu gibi olurum yani. Böyle yapamazsın. Böyle İlker'in eşine maral diye seslenmeye başlarım bir anda. Kızı perişan ederim orada. Hiçbir yere gidemez. Evde oturur. Bütün gün evde oturur. Ya işte. Şöyle sen, bence. Yo, ciddi soruyorum. Vallahi, sen bu arada izin vermek gibi yanlış bir kelime belki de yani. Salar mısın diye. İç abarı. Abi kenefesini çözer misin diye. Giderler mi hakikaten? Giderler ya. Vallahi gideriz, ne olacak? Ama Mesut tamam, yok bir şey, tabii canım. Giderler ama ben hiç ortak bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Evet, evet. Çünkü Mesut biliyorsun yani gece hayatına bayılan bir adam. Benim eşim de daha çok kültür turizmi. Yani orada karşılaşmayız biz yani. Yani o park, bahçe, müze falan gezer. Şey gibi bir şey olmaz ama değil mi yani? Hani işte arıyorsun, telefonları kapalı böyle bir... Normal abi yazar diye ben... Zaten açık olsa sorum. Oğlum ne yaptınız diye 3000 lira... Otelde Wi-Fi varsa aç derim ben zaten yani, hiç şüphelenmem, bir şey olmaz. Hadi ya. Ne oldu? İstediğin gibi ama değil mi? Dur. Aradılar, dediler ki abi çok güzel geçiyor. Eşin, ya şey, kız arkadaşın. Biz evlenmeye karar verdik. Sen eğer burada bozulacaksan kalk git buradan. Abi ben buna ne diyebilirim yani? Onlar karar vermiş. Bende bir şey yok. Bir şey diyeyim. Hazır Amerika'ya gitmiş. Biz diyor ya geçiyoruz. Hani, bir daha buraya gelemeyiz diyor ülke. Yani. Bir daha buraya gelemeyiz. Telefon açıp American Dream diye bağırıp kapatıyor. Bir daha da haber mi var yok. Sonra konuşmam. Rocky gibi merdivenlere çıkmışım ben böyle. Bu seni rahatsız eder mi gibi? Ay estağfurullah, değil mi? Beni de rahatsız etmez açıkçası. Dese ki biz işte Mesut karşılayacak, biz tatil uzatmak istiyoruz. Çok güzel burası. He şimdi. Biraz tutuklayar mısın yani? Hayır, ne olacak? Sonuçta diye. Abi ben azı gitmişiz biz. Azı kazanıyorum ben abi, pardon da. 5000 dolar yollarım işime yani. Niye Mesut çekiyor? Biz kendi paramızı karşılıyoruz. Sen yollarsın yani, kalın dersin. Ya bak şimdi gitmesi tamam da yani tatil uzatmak artık o da yani. Niye? Gezecek çok yer var. Eşim müzeye doyamıyor. Ben zaten eşim müzeye doyamıyor, bu adam gece hayatına doyamıyor. Ya kazinodan çıkmıyorum, ben zaten batmışım. Ben evde kedi var, ona bakmak zorundayım. Böyle saçma sapan. Borç hissesi verir misin? Tabii canım, verir misin? Oğlum ne kadar soruyor, yok bu kafamı çeviririm. Ama borç ha! Bir şey diyeceğim. Yere düşse kaldırırım. Çok büyük bir rakam istese. Tamam, ben bulurum. Yine veririz. Evet. Ne kadar abi büyük? Sen verir misin? Büyüğü söyle bir de, hadi bilelim. 100 bin. 100 bin de veririm ben. 100 bin veririz birbirimize. Veririz, veririz. Buluruz yani. Süper dost. Abi birlikte böyle çok utandığınız bir... Sen de bizim dostumuzsun mesela. Sen ilk kere kaç para borç veriyorsun? Birlikte en utandığınız bir... Aynen aslan. Bir yerde bir tesis yapılacaksa orada ben varım. Bir şey sorabilirim. Kaç para verirsin? Yani. Seni arıyorum, diyorum ki ben arkadaşlarımdan para topladım. Bir de işte 50 bin liraya ihtiyacım var. Sen arıyorsun. 50 bin lira demeyeyim. Bu arada sana yazıyor yani. Tabii ben de düşünüyorum. Sen çok küçük hesaplardasın. Şunu diyeyim ben sana. Fazla benim yarın paraya ihtiyacım var. Bana ne kadar bulabilirsin sabahına? Cidden paraya ihtiyacım var. Ne kadar toplarsın eş dostla? Kendinde olan eş dost. Tabii. Ama yani ilk kez sen diyeceksin, gene beni arama. Mesut çok... İlk kez de yapamaz, telefon çok. Abi sende ne kadar var? Abi ne kadar lazımsa bulurum ya. Nasıl oğlum? Nasıl bulacaksın? Abi senin etinle budur ne? Kaç para bulacaksın? Ya fazla konuşurma şimdi. Kapat. Sen kimsin oğlum diye. Sen kaç para bulacaksın? Zaten Mesut de beni arıyorsa zaten bir problem vardır yani.
Bu masa karton değil. Mesut'u kaçırdılar abi. Vay. Mesut'u güzel kaçırdılar. Soru. Kimi kimden kaçırıyorlar ya öyle bir. Fidye istiyorlar. Büyük para. Sende olmayan bir parayı istiyorlar. Tabii hiçbir adam bulamıyor. Beni arıyorlar o zaman. Abi siz çok iyi dostsunuz. Nasılsın da yani? Hani biliyorlar da böyle. Adam bir bakar ya. 4 trilyon diye. Adamın etine budur bir bakar ya. Sen de. Perba'dan cevap veririm. Abi şu anda müşteri var arayayım mı ben seni diye. Ya sen bana iş yaptırmazsan ben o parayı nasıl bulacağım? Arkada böyle. Adam aradı dedi ki Mesut için para istiyor, fidye istiyor ama şey sen de onu tefeciden alacaksın. Tefeci de. Tefeci para... de dayısından alacak. Tefeci de kredi çekiyor. Tefeci alacaksın. Çok komik. Kredi çekiyor. Tefeci ihtiyaç kredisi. Ama bu tefeci de bu filmlerdeki tefecilerden. Kötü yani. Yani vermezsen kesiyor. Onun böyle şey dükkanı var değil mi? Hanın en alt katında. Tabii. Sürekli aynen, duman çıkıyor. Tamam. Seni bağlıyorlar, sandalyeye oturuyorsun. Yüzüne poşet bağlıyorlar. Şey, yüzüne poşet bağlıyorlar. Market poşeti böyle çat. Abi anneannelerimiz babaannemiz hep şuna görünür şekilde poşet bağlamamış mı sana? Çat tutmuyorlar poşeti. Sen Mesut için mesela çok büyük para. 500 bin lira diyelim. Bir milyon. Tefecinin çektiği kredi mi bu? Hayır. 1 milyon senin için fidye. Tefecinin 500 bini var 500 bini kredi çekiyor. Ya bu ülkede polis var ya. Ne tefecisi abi ne diyorsunuz? Hayır işte şeye gidemiyorsun. Polise gidemiyorsun. Yoksa küçük biç ölürdü mü? Küçük biç de benim burada. Peki ben Mesut duyabilir miyim? Yaşadığından nasıl emin olacağım? Alo İlke! Alo! Mesut anons gibi konuşuyor. Günaydın! Günaydın! İlke'cim saatlerimiz 18.23. Beni kaçırdılar. Mesut hala kendi şovunda oyun duyuruyor falan. Cuma BKM mutfağı gibi. O parayı abi tefeciden alıp verir misin? Veririm abi adam ölecek. Ve şöyle. Her saat sana Mesut'un bir parçasını yolluyorlar. Bayağı da süre var ha. O bir buçuk ayı var rahat ol sen. O bayağı ya. Şimdi kaçırılsa 90 gün varım. Rahat ol sen. Ama abi ona göre para düşer. Şimdi kolu olan Mesut'la. Kolu olan Mesut. 1 milyon dolar eder. Aynen abi. Kolsuz Mesut 4 milyon eder mi abi? Şey diyor. Abi 200 bin bulsam Mesut'un nesini alabilirim? Bedeni var ya bedeni. Mavi çöp poşetinde bir şey geliyor. Allah'ım inşallah kapanır diye. Gelmiş böyle. Azar azar yolluyorlar ya. Şey gibi değil. Azar azar dedim oğlum ben. Önce mesela saçlarını yolluyor. Oğlum bazen azı çoğu yok. Saçları da. Abi şey, saçlarını kesiyor. Daha yakışıklı oluyor falan. Valla isteriz saçı kesin. Saçlarını kesiyor. 4,5 olmuş. Güzel yapmışım saç kesici. Güzel lan böyle diye. Böyle hakikaten parça parça oluyorlar. Ciddi bulur musun? 1 milyon. Parçaları ben nasıl alıyorum abi? Aras kargo. Aynen. İş bankasından ya. PTT yollamışlar ucuz olsun. Yurt içi yolluyor abi. Onu da bulamıyor seni. Sen gidiyorsun. Mesut Suadi şubesinde de yazıyorlar. Mesut Süre Suadi'ye şubesi. Nasıl zile bastınız abi? Evdeydim ben diye kavga. Ben anlamaz mıyım Mesut gelsin? Bir şey de kalmamış. Ya beni şöyle gösterir misiniz? Sen bak koskoca adam şu nedir ya? Bu kadar kalmış diyor. Oğlum inanamazsın ki bu Mesut diyor. Mesut da ne bileyim ben. Oturdu yani. Mesut geldi abi. Dedi ki sağlıklı bir şey. Ödemeseydin ama o gün dedim ben de. Aynen öyle. Aa, öyle mi? Tek parça mı döndü? Oğlum yarısı bende parçaları. Taksam ben onları ya. Ben taksam. Mesut uzaktan sürüne sürüne geliyor. Amına koyduğum. Sende daha çok parçası var. Biz sende nasıl bulamadın parayı diye. %30'u geliyor. 70'e içeride. Abi biz Mesut'u Mecidiyeköy'den bıraktık. 7 güne sende olur diye. Ufak bir şey geliyor. Metro üstü var. Sürüne sürüne kimse de yönetmiyor. İyi abi bu soru cevabını aldın ya. Yaptın abi cevabını. Ben 5 maçayım şu an cevabını. Benim 5'e bölmüş her cevap peşinde peşinde. Benim tefeciye borcum var yaktın beni. Evet, ne oldu sonu bunun? Ya Mesut dedi ki abi bana ne dedi ya. Ben o kadar bu adam için uğraştık. He 1 milyon etme ama ne dedi? Sen niye verdin o kadar parayı dedi? Ama yalvarmışım az önce. Dedi o anda. Bana ne yalvardın abi? Aslıyor ya. Bana şu an bozulamazsın yani. Beni 5'e bölmüş. Kendini böldürmeseydin. Nasıl insanlarsınız ya? Mesut kızıyor sadece kaldırıyorsun. Susmayı vereceksin. Hayır. Mesut ben uzun. Susacaksın lan diye. Vallahi üflerim seni diye. Savururum gökyüzüne. Koymuşlar beni rafa inemiyorum da. Sinirliyim o yukarıda bakıyorum. Raftan aşağı bakıyor. Amına koduklar. Benim bu kadar derdin içinde ufak bir şey bana sinir de borcum var amına.
Bir trilyon borcu var diye yukarıdan bir şey şöyle. Sinirli bir şey böyle bakıyor. Niye yaptın, niye ettin diye. Yusuf geldim sadece kafa olarak gelip sen ondan parayı da isteyemezsin şimdi hakikaten. Değerlendirdim bak. Ne demek kafa olarak? Yani sadece kafa olarak. Sen çok fantastik bir dünya. Fantastik bir dünya. Sen var ya şu an ninja kafa olarak beyinsin oğlum. Ben lan 1 milyon Sen de bedenin karnında yaşıyorsun. Siz çok iyi dostsunuz. İkiniz birbirinizi çok seviyorsunuz. Peki diğer arkadaşlarınız sizinle ilgili ne düşünüyor? Bunu anlamak için bir test yapacağız. Birbirinizden borç istesiniz, veriyorsunuz değil mi? Tamam. Başka bir arkadaşınızdan borç isteseniz verirler mi? Verirler canım. Verecekler burada. Verirler ne kadar? 5 bin. 5 bin isteyeceğim. Şu anda yollayabilir misin? İsterim. Ha, ben de isterim. Ben tamam, isterim. Tamam. İsterim. Abi şu anda çok ihtiyacım var. Bana 5 bin lira yollar mısın? Bir de sonra gönderemeyeceği arasak mı acaba? Komik olur. Abi, güleriz. Abi, şey abi, zaten gönderebilecek dediğin adam gönderecek mi onu bakacağız. Gönderir ya 5 bin lira. Para mı? Yarın verir yani öyle diyeyim. İyi. Ben kayıtta mı sayın? Kayıt. Açmıyor bile. 5 bin yatıyor. Kesin benden 5 bin. Bu arada biz bu çekimi yaptığımızda saat 00:30. Onu da belirtelim. Biz bir dost biriktirdik bu yaşımıza kadar. Başka birisi var mı arayabileceğim? Ya bunu bekleyeceğiz hocam. Pardon da yani. Bulana kadar. Tüm rehberi arasın A'dan Z'yi. Son arabalarda Bostancı Fırat kebap var. Adamları arayıp isteyebilirim. İstersen rakamı düşürelim. Olur. Tamam. Tamam. Bak verecek biri. Ne kadar? İyi. Parası varsa 5. 5 tamam. Bu biraz kızar ama. Olsun. Sağlık beyin. Club Fondi'de. Alo. Alo kardeşim ne yapıyorsun? Uyuyordum. Uyuyor muydun? Uyuyordum. Ha, kusura bakma. Ya oğlum bana acil para lazım lan 5 bin lira kadar. Sende var mıdır? Hiç yok. Anladım abi. 3 falan? Hiç yok. 50 lira çıkar mı lan? 80 var. Yolla. Kardeşim 80 varsa mutluluklar. 20 daha koy bütünleştir. Paranın tümleyi mi ister misin? Şu anda bir format çekiyor da Fazlı Polat. Videonun içinde dostlarımı arayıp para istiyorum. Kim ne kadar zengin onu konuşuyoruz. Kapat. Gördüm. Seni biraz yaktık ama. Hadi abi sen uykuna devam et. Öpüyorum ben. Hadi sağ ol. Oğlum kimsede para yok lan. Hep beraber gördük şu an. Türkiye'de yani, kimsede para yok. Acil. Biz şu an Türkiye'nin zenginleri olarak toplanmışız burada. Yemin ediyorum abi. İyi ya. Evimiz var yatıyoruz gayet güzel. Acil bir şey olsa arkadaşım yanıma gelebiliyor taksiyle. Başka hiçbir faydası yok. Abi 5 dakikayı oradayım bir o kadar. Beni mi satacaksın? Beni mi satacaksın? Olayı böyle çok dikkatli izliyor. Bu adam nasıl çıkar abi, içinden diye. Ben nasıl gideceğim? Mesut, biz seninle şakalaşıyoruz. Birbirimize böyle boğuşuyoruz falan. Tam orada İlker'de görüyor. Seni dövdüğümü düşünüyor. Arkadan geliyor. Tamam. Sonra sen benim can kardeşimi nasıl döversin diye bana arkadan bir tane vuruyor. Bir de boksör. Tam ensemi vuruyor. Ben de düşüyorum. Ölüyorum. Sonra da İlker diyor ki abi diyor ben senin için yaptım. Kimseye ihbar etme. Ben bunu gömeceğim. Eğer ihbar edersen... Sen de çay koy. Sen... Sen daha çok öpeni yiyeceğim. Sen de çay gidebilir. Sen de İstanbul'u geliniz abi. Ben de abi gömdüm. Çamurlu ayaklarına dönüyorum. İhbar eder misin abi? Bak ihbar etmezsen... Şu anki düzen bu zaten abi. Yani Mesut, ben seni öldürdüm değil mi? Evet, Mesut'la uğraşıyorsunuz. Aynı dostluk. Aynen evet. Ama şey diyor, abi senin için yaptım diyor. Seni dövdüğünü düşün, tanımasın. Senin de canın gitti. Ben de dedim ki oğlum beni dövdüyse de ne öldürdün adamı yani? Ama öldürmek için vurmadı. Kafamı şöyle vurdu, ben düştüm. Ha, yanlışlıkla öldü. Evet, kafamı yaradı. Bu hikaye beni yüceltme üzerine kurdu galiba. Vurdu ve adam öldü yani. Şöyle yaptı abi diye. Adam boksör. Adam güçlü. Abi diyor ihbar edersen 30 yıl yiyeceğim. Etme ben de ihbar ya. Etmezsen de ama yarın öbür gün yakalanırsa yardım yataklıktan 30 yıl. Aynı sen. Oğlum bir tek ben görmüşüm. Nasıl baba iki suçu niye aynı lan? Aynı. Öldüren 30 yıl, yataklık 30 yıl. Aynı. Ben de 30 yıl. Ben de 30 yıl. Abi gören var 30 yıl yedi ya. Ama yapanla aynı olur mu? Olur. Kendi bilimsel açıklama. Vallahi olur. Bir programın daha sonuna geldi. Olur bitti. Nokta. Konu kapandı. Vallahi doğru. Tamam 20 yıl. Abi kesin vardır o kadar yani. Yani söyler misin? Yok kaka ben söylemem canım. Yanlışlıkla yapmışsın ya. Ne yapalım? Ölmüşsün artık. Olan da öğrenen çare yok. Beraber gömersin. Benim oğlan seni arıyor diyor ki
Mesut amca diyor, babam ne yapıyor diyor, akşam bana çikolata getirecekti diyor. Fazla yani. İki tane çikolata yiyorsun. Fazla istediğini alamayınca çocuğu niye sokun iki? Niye çikolata istedi çocuğu? Anam arıyor anam. Gözü yaşlı anam. Ben öldüğümde mi kalacağım? Ne yapalım abi? Tamam mı? Eskisi gibi olamayız canım. Olur. Şöyle olur. İlker'le bir iki biz de böyle bakıp. İki gün falan zor geçer. Sana oyun koyarız beraber. Fazlı için. Tabii de içimizden. Kesin şey olur böyle. İki gün sırsa sonra bir gün bak. Sonra seni oğlana göndeririz. İlk oyunun parasını. Abi nasıl iyi olaydı diye. Sen sana bir selam et. Bitti. En seksi bulduğun ünlü kim? En seksi Jennifer Lawrence. Sana diyor ki Mesut'cum diyor. Sence sana değil diyor. Aynen. Sex with me. Ben ama elementary yine anlamıyorum. Me hangisiydi? With neydi abi? Ben diyor, geliyorum diyor Türkiye'ye. Bir gün kalacağım. Seninle bir gün vakit geçireceğim. O gece. İlker de seni arıyor diyor ki, dostum diyor. Ben diyor. Dostum diye arıyorum ben abi. Dostum. Tarhana kokan dostum. Cibinden yani. Diyor ki, abi diyor çok moralim bozuk. Kız arkadaşımla ayrıldım. Bir şeyler oldu falan. Sana ihtiyacım var. Seninle konuşmam lazım. Yoksa intihar edeceğim. O öyle bir morali bozuk yani. Sana ihtiyacım var. Seninle konuşmam lazım. Bir tarafta Jennifer Lawrence. Sen de bir gece. Yoksa Jennifer Lawrence gidecek. Ama onların bir garantisi yok değil mi? Yani. Kesin var. Var mı? Var. Adı konmuş seks mi bu? Bence öpüşecekler. O gece var. Jennifer öpüşmeyle durmaz. Ben dururum. Jennifer alacağını aldım diye. Yallah benimle getirin. Sakın derim. Sakın. Hayır. Bir kelime daha söylemem çünkü inanırım derim. Babaannem derdi gavurla yatma diye. O an o geliyor aklıma. Şimdi git ülkede. Jennifer Lawrence o geceyi birlikte geçirdiniz. Yemek evet. Yediniz falan. Sabah uyandın İlker intihar etmiş. Ne hissedersin? Hiçbir hemen değil. Oyun koyalım. Ben de baba yani Mesut'la bir gece geçiremem diye kendimi asıyorum. Hemen yendim. Mesut'la ulaşamadım. Asayım yani. Baba siz dostsunuz ama ona ihtiyacı var. Onunla konuşman lazım. Abi Jennifer. Ha, sen de okey diyorsun. Ben ölüyorum oğlum adam Jennifer'la olsun diye. Ben kendimden geçmiştim. Şimdi şat sorularımıza geçiyoruz. Tuzlu su. İçeceksiniz. Hiç de sevmem ha. 4 tane içsen tansiyonu fırlar. Evet, yüzünü buruşturur. Belki düşüyordur. Şöyle belki değilim. Sordum soruları eğer. Şimdi bilmiyor belli ki. Karınca hayatın ortasındayım şu an. Tuzla beraber tansiyonu düşer mi çıkar mı? Hakikaten ne oluyordu? Ayranla iniyordu. Ona daha önce hiç yalan söylemedim. Ben geç anladım. Başkalarına onunla alakalı hiç dedikodu yapmadım. Hiç lan. Helal olsun sana be. Sen adam hiç dedikodu yapmış. Senin arkanda hiç konuşmamış ki ben birçok konuşucu şey biliyorum. Ben de soruyu anlamadım. Ha İlker! Eski şu anda... Desene ya! İlker desene! Ben genel olarak... Ben biliyorum aslında birbirinizin hakkında dedikodularınızı da tamam söylemeyeceğim. Mesela... Güzel söyleme. Çünkü şu program o zaman nifak değil götlüktür yani sen bana. Söyleyecek olursan... Ne ben... kancıklar var başta. Dünya olmuş koca bir göt. Yeni formatımız. İzlemez misiniz? Sen, abi sen şaka yapacaksın diye ben karşımın dostumdan mı ayrılacağım? Allah Allah. Eleştiriye çok açık birisidir. Oğlum kimse sevmez eleştiri ya. Senin ağzını yüzünü... Yapılar ayıp dikey. Lan bu soru bize sorulur mu diye. Bizi buraya çağırman başlı başına bir ayıp. Bir saniye Mesut çok eleştiri açık birisidir. Nasıl açık ya? Mesut öveceğim pohpoh. İlker. Aslan abim kral abim. Ben bayılırım böyle etrafımda. Benim şak şak şey. Ama yok bulamadık. Abi onu şu ana kadar hiç kıskanmadım. Bu doğrusu içmeyin. Yanlış iç. Kıskandıysa içiyorum. Oğlum bak doğru mu kıskandıysa içiyorum. Evet evet. Sen kıskanmamışsın. Şimdi bu konuyu açalım. Ben söyleyeyim ya YouTube'da elçi oldu ya iki kere. Londra'ya gitti. Ondan sonra bize kolay değil öyle İngiltere vizesi, Londra vizesi falan. Hay Allah deyip böyle. Ama bir... sen vizeyi kıskanmışsın. Ya vizeyi. Ben bana, o zaman bana o dönemde 5 günlük bir vize verdiler bir şey. Yani 5 gün verdiler, 7 gün verdiler. Sanki hırsız köpeğiz yani. Onu hiç çıplak görmedim. Gördüysen içiyorsun, içmiyoruz o zaman. Hiç çıplak görmedin mi? Çırılçıplak mı? Anadolu'ya. Evet.
Donla gördük canım. Oğlum Türkiye'de yani zaten birini donla görmek çok zor değil. Görmüşsün bak, çin çıplak. Yok canım. Görmüş musun? Hayır. Ne bileyim belki hani sporda aynı sağlık falan. Yok. Böyle zevkleriniz vardır ne bileyim. Birbirinize fotoğraf atıyorsunuzdur. Var da böyle huylar abi. Giyim kuşam konusunda çok iyi. Yapıştır. Senin o gardırobuna kurma yapıştır. Niye birbirinizin iyi giymediğini düşünüyorsunuz? Oğlum berbat giyiniyoruz ikimiz de. Ya Türkiye'de en kötü giyinen ikili biziz herhalde. Erken baba oldun. Bir sorun mu abi erken baba olmak? Tutamıyorum abi. İki dakikada baba oldum ya. İki dakika. İki ya ki bazı ülkeler için uzun. Süreyi nasıl uzatabiliriz hocam? Dengeli beslenirsek, erken uyursak daha geç baba olabilir miyim? Abi ıssız bir adadasınız. Oyun kurarız, yerliler gelir belki de. Çok açsınız, yemek arıyorsun. Başka bir yerde buluyorsun sen. İlker yok yanında. Bir tane muz buluyorsun. Çok güzel soru ha. Tamam. Çok güzel. Ama nasıl çürük? Bir tane muz bulmuş. Boz bol. Tamam. Oğlum balını emer misin abi? Tamam. İlker de çok aç. Tamam. Ama Mesut da aynı açlıkta. Aynı açlıkta. Bakıyorsun çevrende İlker yok. Evet. O muzu yarısını İlker'e götürür müsün? Yerim. Yerim ben. Ben valla yerim. Bu konuda kendimi hiç yitirim. Hadi. Yani yemek yiyecek. Mesut şey. Yanıma geliyor. Nasıl muz kokuyor? Abi hayırdır diye böyle. Sürekli havlıyorum. Abi ağacın yanından geçti. Herhalde o sıymıştı. Ya ben çok ciddi bir şey yapamam. Söyledim mi? Muz kokusu. Abi nasıl yaşayacağız falan diyor. Vuruyor böyle burnuna. Yerim yani. Ben peki. Bu konuda çok yetiştiremem kendimi. Yani ben şeyim. Böyle çocuklar vardır ya. Diyelim anne çilekli pasta yapmış. Ya da ne bileyim. Erik. Erik var mesela, 1 kilo falan erik var evde ama ailece yenecek. Ben mesela dolapı yiyip onları dağıtanım yani. Belli olmasın diye dağıtıyorum. Biraz da sağa sola dağıtıyorum. Bir yiyorum yani annemin babamın ablamın rızkını çok yedim ben yani. Yemek yiyecek oldu mu ana baba İlker dinlemez. Anasının babasının rızkını yiyen ısız adamı benim. Ben de yani. Anasını ağlasın diye. Elindeki muzu döverek alırım böyle söyleyeyim. Bırak kendi muzumu. Geldin mesela. Çuma'da meso düşmem maymunlar ben. Maymun tokatı zikli gidelim. Kim içindeyiz Çuma'da? Mesut şey İlker. Yiyebildim. Ya şey çok komik olmaz mı? Mesut son parçayı yutarken uzaktan görüyorsun böyle. Ne var abi? Kim yemiş abi? Böyle gelir. Ağız dolu gelir. Bir şey yok abi. Kim yemiş ya? Kusuyorum ben. Baba çalı çırpıda mı yiyemeyeceğiz diye soruyorum. Odun emdim ben diye. Sen geldin. Evet. İlker sana diyor ki abi ben de bir tane muz buldum. Yarısını sana veriyorum. Yer misin? Ha ben yedikten hemen sonra. Ha. Ben yani derim ki, valla böyle bir dostum olduğu için çok mutluyum. O da mı yani? Yerim, yarısını yerim. Hatta derim ki, kanka çok açtıysan hepsini ben yiyebilirim. Ama burada şöyle bir şey var abi. Valla bak. Mesut da belki hani ben yok, şey Mesut yokken ben de belki bir tane muz vurdum. Hayır, vurmamışım. Onu da ya. Ama vurmamışım. Önce vurmamışım yani. Sen yarısını bana getirmişsin. Al, iyiydi. Sen çok gibi dostsun. Ben şöyle bir ama şeyden anlarsın ya, zayıflamadan kilodan. Yani Mesut hiç değişmiyor, sen dal gibi olmuşsun. Bir ay olmuş Mesut hala duruyor. Sen bayağı. Ben kilo alıyorsun. Ben 130 olmuşum. İlker böyle çırpıyor. Şöyle yaparım bak gerçekten. İlker varsa bana yarım buzu getirirken bırak şunu deyip onu almak isterim yani anladın mı? Öyle bir bencillik var. Mesut her gün yarım saat denize gireceğim diye kayboluyor. Geyine dönüyor. Soda bulmuş arada. İçe gidiyor. Sodası da var yani. Gidişte de kaynamıyor. 40 kilo abi. Öz kaynağını da bulmuş. İlker diyor ki abi diyor bak bu kız bir kız tanışıyor seninle. Bak diyor ben bununla evleneceğim. Çok seviyorum. Ne güzel. Bir bakıyorsun senin daha önce tek gecelik ilişkin olan birisi. Tamam. Tamam. Aynı kıza da ekipten biri daha ne? Biz tanıyoruz onu. Ki o da benimle evlen. Şimdi öğreniyorum ayıptır. Tek gecelik ilişkin olan birisi. Kız söylemiyor ama ilk kere. Seni görüyor fark ediyor. Çok hızlı göz kırpıyor mesela. Çocuklarda. İlk kere söyler misin? Yani çıtlatırım. Söylersin. Söylemem. Çıtlatırım. Ararım. Derim ki çıt. Kapatırım. Anlar. Abi evleneceğin kızla. Bazen, kapandı. Bazen bir laf edersin. Dövmekten beter edersin. Ne diyeceğim? Yani. Ben söylerim yani. Abi belki adam da çok mutlu olacak. Yok. Olsun ama bunu bilerek olsun. Yani ben bunu... Ya hala kabul edip devam edip evet. Olur. Sen devam eder misin böyle bir şey duysan? Etmem. Çok seviyorsun. Etmem. Çok seviyorsun. Ama sana bir şey söyleyeceğim bir dakika. Abi. Soruyu değiştiriyorum. Söylemiyorum.
Adam evleniyor. Anlıyorum sonra. Ve anlıyor 2 sene sonra. Anladım. Böyle bir şey olmuş. Hayır. Ben... Abi bu kız nasıl anlıyorsa. Hayır hayır. Ben yine söylüyorum. Dayanamıyorum. Senin ısırığın abi. Abi içim içimi yedi. Aynen bir üstü bir şey düşürdü. Geçmemiş. 2 yıl sonra Mesut saçını buluyor. 2 sene. Hayır. Sen dur. Böyle bir şey bu kız Mesut zaman. Kokuyor. Ha dur. İlkerim şu. İlkerim. Bu kız radyo kokuyor. Bu kız 106.2. Ulan bir yer böyle şey kokuyor ama diyor. Bak dur. Hayır, sen onunla mesela söyledin. Sen onunla öpüştüğünde Mesut aklına gelir mi? Gelir abi. Yok var gelmez ya. Dalga mı geçiyorsun abi? Şu olur. Abi söylemiştin ama artık. Ha söyleyeyim tamam. Böyle bir şey vardı Havai Meteor'da. Şu nasıl? Çocukları oluyor. Mesut koyuyor kız adını. İyice. Oğlum Mesut ben seni tanıyorum lan iyice. Niye Mesut koyuyor? Öyle bir mallaysa derdisi ki kızı unutamamış. Mesut koyuyor. Birine Mesut yerine süre koy ya. Ben de anlamıyorum ya. Bozulmuşsun abi. Yine mi bozuluyorsun ya? Acık aşk ettin ya. Tanıdığım adam durduğu yere Mesut koyuyor. Ben yeni görüyorum kızı yani. Siz de evlenmişsiniz. Düğün mühünü yapmışsınız. Ben herhalde zor abi. Düğün de yapılmış. Yapılmış. Nikah falan her şey. Mesut gelmiş böyle. Çocuğun Mesut baya böyle oynamış deliler gibi falan düğünde. Ben bu konularda biraz eski kafalıyım abi. Zor gibi ya. Niye ya? Tüm hikayeler çok bak. Niye ya? Kuzun da evlensin nesi var bu adamın ya? Abi eski sevgili ne olacak ya? Her soru bu adamı övmeyle. Lan adamın nesi var ya? Sakal, saç, boyun, poz. Ya bu nedir ya? Ya burada bir insan bir yerden sonra yani anlatabiliyor muyum? Sıra ona göre bir şey diyeceğim. İki sonraki soruda biz bir şey diyeceğiz. Ne var abi? Kötü mü döneceğim bu adama sen ya? Kral gibi adam ya. Evet, bildiğin adam abi ya. Bu muzu yediymiş enerji. İyice soru sertleşiyor abi. Adım adım biliyoruz yani. Hayır şu yüzden diyorum. Hayır kızması sen... komik abi. Ne ya? Sen ciddi bir şey düşünüyorsun abi. Abi düşünmüyorum artık. Hayır hayır. Ben de böyle yürüyor işler. Evlenmişsin nikah kıymışsın. Düğün gelmiş annenler her şey yapılmış. Odanı ben yorurum. O kadar mı? Mesela öyle bir şeyle devam etse bile gidip onlarda kalamam herhalde muhtemelen. Değil mi? Abi yatıyor. Ayıp abi ya. Yani abi yatıyor. Dalan kalırsa ayıp gibi geliyor. Maraşlıysa abi bize. Yatıya kalabilir miyim denmez değil mi yani? Çok ayıp. İlker eşin diyor ki abi diyor ben diyor abi demiyor. İlker diyor. Sevdiğim kız bana. Ana abi. Ben diyor Mesut'tan rahatsız oluyor. Eve geliyor diyor. Bizim eve mi geliyor Mesut? Yani eve geliyor diyor. Böyle tüy döküyor diyor. Oğlum ben ayı mıyım? Ben niye tüy döküyorum helal edin abi? Manyağa bak tüy döküyorsun. Kalın sıçıyor yani. Bu nasıl haber? Sıçıyor abi. Kaç kere temizledim. Hiç oranın macunu var. Mal macun. Bayağı koyuyorsun. Dışkıyla atıyor. Hayır hayır. Böyle şeyler oluyor ya. Hani kıl dökülmesi falan. Tamam. Ben de kıl yok oğlum. Aman abi sen. Abi, yemin ediyorum uykuya da aldım. O kadar saatte çekimdeyiz ki. Abi duvara dayalı sabit duranla uyuyakaldım. Baksana bir şey hangi şartlarda yayın yapıyoruz? Kaç saatte çekiyoruz? 8 saatte çekimdeyiz 8. Evet kameraman uyudu. Işıkçının düştüğü nasıl belli olur? Işık gidiyor yani. Bir şey oldu yani. Gece gündüz oldu. Eşin dedi ki ben dedi istemiyorum. Görüşmeyeceksin artık. Fazla derdi baş gelmiş. Düşmüş hala ne? Neydi konu? Abi eşim dedi ki eşim. Eşim diyor ki ay. Gelmesin mi diyor? İstemiyorum diyor. Bir daha görüşmeyeceksin diyor. Oğlum öyle şey olur mu? Tabii olur gelecek görüşürüz. Ay boşanacağız diyor. Tamam boşalalım. Yo ben ya ben. Böyle bir seçeneği sunan ya ben ya ben. Kadını hayatında eli yok. Boşar mısın yani bu? Ya şimdi bu sebepten kavga çıkıp bitmiyorsa kavgalarımız. Tamam. Aynen. İş oraya gider. Şimdi biz arkadaşlar mesela içki masalarında birbirimize bakarak çok güzel şarkılar söylüyoruz. Türk sanat müziği özellikle. Erkek erkeğe de. Ama ayıkken bunu yapamıyoruz. Evet. Ben de diyorum ki ayıkken iki dost birbirinin gözlerinin içine bakarak Türk sanat müziği söyleyebilir mi? Mesut sen İlker'in gözlerinin içine bakarak nameli bir şekilde ve göstererek, tamam. Şey, beden dilini kullanarak. Duydum ki unutmuşsun. Neyin peşinde? Koydu da girelim. Gülmem ya. Gülmem. Abi gülünecek şey var, ciddi şey var. Nameli bir şekilde o şekilde. Tamam ya. Gözü hiç ayırmayacaksınız. Sen de ilk kere. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gümüş oluk gözlerimin rengini.
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir saniye, nasıl yapıyorsunuz ya? Dur İlke sen ya. Nasıl ya, bunu yapamıyorum. Ya, ama ne var ya? Sen şarkılar seni söyler dillerde name adı. Oğlum bilmiyorum şarkıyı. bildiğim hayır, bir şey söyle. Şu kadar. Abi şarkı... sen de derdime derman işte bom. Onu söyleyeyim ben. Rock Oktay söyleyeyim ben. Dillerde name adı. Gözlerine bakarak. Hiç bilmediğim şarkı. Pazar, dillerde derken dilini göstermene gerek yok. Sanat müziği öyle bir şey değil yani. Name falan diye her şeyi gösteriyor. Dillerde bu ne yani? Böyle, sen ve sana böyle dillerde diyor. Böyle olabilir. Evet, öyle söylemez. Tamam. Abi şarkıyı bilmiyorum. Ne yapacağız? Bildiğim zaten dört kelime zaten. Bildiğim bir şarkı. Bir daha söyle, söyle bir daha. Onu söyleyeyim. Şarkılar seni söyler dillerde name adı. Aynı melodiyle mi söyleyeyim? Bilmiyorum. Şarkılar seni söyler. Dillerde name adın. Sen evet. Bir şey söyle, bildiğin şarkı söyle. İstanbul sokakları onu benden siz çaldınız. La 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 la. Ne güzel abi işte. Güzel. Allah. Bravo. Aslında ben bir şey fark ettim. Herkes birbirinin gözünün içine baka baka şarkı söylemeli yani. Acayip dostluğu pekiştiren bir şey. Vallahi bak. Abi söyleyemez ama herkes. Neden? Ne kadar? Yapamaz. Abi rica ederim. Gerçekten sevin birbirinizi. Siz ne biçim insanlarsınız? Siz kimsiniz? Anamama terbiyesi almamışlar. Ve bir programın daha sonuna geldik. Çünkü gerçi bu ilk programdı. Bunun sonuna geldik. Fazlı Polat'la Nifak sona eriyor. İki çok değerli, çok sevdiğim konuğu ağırladım. İkisi de çok iyi arkadaşım. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok iyi dost olarak geldiler ve çok iyi dost olarak gidiyorlar. Abi şimdi... topraktan geldik. Elimden geldiğince aralarını bozmaya Elimden geldiğince aralarını bozmaya çalıştım ama bozamadım. Çünkü gerçekten çok iyi dostlar. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Rapı TV adı altında yapıyoruz programı. Abone olursanız. Aslında kolonya satıyoruz diye. Eğer bal yemek istiyorsanız gerçek bal. Arda abla. Merdiven altında. Bu isim altında horoz dövüştürüyoruz. Kafes dövüşü. Bizi iyi tanıyor abi. Fazlı Polat'la Nifak çok mu sevdiniz? Hep izlemek mi istiyorsunuz? O zaman Rapı TV'yi takip etseniz arkadaşlar. Ona abone olmazsanız bizi nasıl çekeceğiz? Su mu yapıyoruz biz? Bize ihtiyacımız olmasa demezdik herhalde. Ben bugüne kadar ben babamdan para istemiş olamam. Yorum atın, yorum aşağıya yorum. Abone olun, yorum atın, like atın. Tabii. Ha bir de şunu söyleyeyim. Eğer bu programda her hafta başka konuklar gelecek. Onların dostluklarını bozmaya çalışacağız. Sormamızı istediğiniz sorular olursa... İçinize atın. Herkes içine atsın. Bundan sonra kimse anasına babasına bir sırrını açık olsun. O zaman herkes yapsın abi. Herkes YouTuber olsun. Aklınıza gelen sorular olursa sormamızı istediğiniz konuklara alta yazarsanız sevinirim. Onları sorarız daha sonra. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi geldiniz. Bay bay. Hanımlar beyler. Nifak bitti.